Hız değil mi? Okeyiz yani. Evet. Tamam evet. hadi. Ancak bu konunun biraz Yok. daha önemli olduğunu düşündüğüm için o videoyu yarın Beyaz Kurdu bize para versin. Biz her yeni Beyaz Kurdu izliyoruz. Belki izlersiniz. Yarın saat 4 gibi paylaşmayı düşünüyorum. Büyük bir oyunun hacklenmesiyle alakalı olacak. Ancak bugün konumuz farklı. Biliyorsunuz ki bir... Oyun ne? Bu 7 Days to Die değil mi bu? Seven... <laughs> <Uynayalım ya>. Seven <laughs> 7 Seven... Days <laughs> to Die. <laughs> 7 Days to Die. Kaç ay sonra <laughs> seçim var. <laughs> ne olmuş onun Türkçe okuluysa? Pitch. Erdoğan'ın söylediğine göre 14 Mayıs'ta. Peki niye erken seçime gidiyoruz hiç düşündünüz mü? Normalde 18 Haziran'da olacak bir seçim. Neden bir ay erken alındı? Erdoğan erken seçim olmayacak demesine rağmen neden geri vites yaptı? Ya Birincisi neden? Ortada bir iddia var biliyorsunuz. Bir kesim diyor ki Erdoğan aday olabilir bir kesim evet. diyor ki Erdoğan aday olamaz. Aday olabilir mi olamaz mı? Olur Mar inşallah olmaz. Bir dakika bak olur değil hani kendi isteğiyle değil. Şu an ee, ana a kurallara göre olabilir mi? Olamam. Olamaması lazım kanka Olamaması lazım. ama hayırlısı. Tamam devam Ama başkanım... Bu durumları... Kanka. Başkanımız en iyisini bilir. ...birazcık Aynen. daha e, kalması için, başkanımız için başkanımız böyle bir şey yaptıklarını bilir. düşünüyorum ben. İkinci sebep ise bana göre elbette öğrencilerin oy kullanamaması için. Başkanım. Nedenini fazla konuşmaya gerek yok bence. Seçim eğer ki 18 Haziran'da olsaydı bütün öğrenciler kolay bir şekilde sandığa gidebilecekti. Çünkü seçim tarihi netti ve öğrencilerin okulu bitmiş olacaktı. Bu yüzden de sınav gibi dertleriniz de olmayacaktı. Ancak bunu öyle bir tarihe getirdiler ki tam da sınavlara denk geliyor. Böyle böylelikle elbette bazı kişiler... Aa! Ne sınavına denk geliyor lan? Üniversite sınavlarına Allah, Allah. Allah Vakit ayırıp sandığa gidemeyecekler. Hepsi bu kadar Aa, değil. Tenaller. Biliyorsunuz ki seçimde şöyle bir kural var. Sizin girmeyeyim. ikametiniz şu anda neredeyse orada oy kullanmak zorundasınız. Ama bildiğimiz bir gerçek var ki Türkiye'deki birçok öğrenci evinden uzakta üniversite okuyor. Yani normalde ailesiyle İstanbul'a yaşayan birisi. Alakasız mı? Baba alakasız değil ya. İyi iyi. Hayır, hayır, çok... Birazcık bir düşün ya ama orada. Yani bir düşünülmesi gerekiyor yani? Alo. Alo hoş geldin baba. Selamünaleyküm. Aleykümselam selam. Obit'in yeni Obit'in yani. ismini biliyor musun? Neyin yeni ismi? Pas -pas. Kemal koydu. Neymiş siktir <laughs> git ya. Paspas -pas, pas pas çeken Obit. Niye öyle hmm. dediniz adama? Paspas -pas çekiyormuş. Kime çekiyormuş paspas? -pas? Ara. Dedin, ben. ben bilmiyorum ben yayında öyle gördüm. Ben bir şey demedim. Bak o beri bak beri beri. Vallahi anlamadım ben. <laughs> bu ya bak be ne pas pas çeker. Be. Ya ben, ne olay yani ne abi, abi ya? Emin ne oldu? Niye böyle diyorlar sana bunlar? Bizim ben Ay, de tamam. öndüm Kemal dedi. Heh. Kemal bana sallıyordu yayında bir şeyler diyordu işte bu baharla oyun oynuyorum diye. Evet. O sırada Kemal'e pas pas çeker diye biri şey yaptı. Eee <laughs> <abone oluyor. gülüyor> <laughs> e Amına koyayım 5 yıldır abonelik okumaz. <laughs> paspas çeker seni filan yaptı böyle bir şey dedi. Paspas çeker hobbit dedi yanlışlıkla. <laughs> He sana, senin bundan sonra adın paspas mı? Oğlum demeyin <laughs> lan <emirime>. Emir Emir'e. Emir'im üzülür ya. Emir'im <'in> bundan <laughs> sonra adı Emir senin bundan sonra lakabın ne biliyor musun? Maymuşum. Hayır. Akrep Emir. Aynen. Akrep neler yapıyor? Zehiri adam. Cobra emiri. Cobra emiri. Zehiri, zehiri adamı öldürür. Anladın mı? İyi bir şey aslında. Hayır, evet, kobra desen okey. <laughs> de devam akritle... devam. Ya bu Bundan <laughs> kobra olur, mu bundan <laughs> solucan olur bundan moros bu çocuğundan. ya, <laughs> ya o, bir, Gel bir biz boyayayım, gel bakayım. Videoyu izliyoruz böyle bir dakika. Ben e, şu an geleceğimi izliyorum Susar mısın? ki oy kullanması gereken yer İstanbul ancak kendisi Bursa'da okuyor. Nasıl oy kullanabilir ki? Yani oy kullanamayacak. Oy kullanması için yapması gereken tek bir şey var. O Aldınız o... mı lan ikametgâhlarınızı? Yok. Ben, ben, ben aldım. Kal. onun ba için üç ay önceden başvurmak gerek. Tamam oğlum. Ocak, Şubat, Mart Ocak, Şubat, Mart, Nisan ma 4 ay var. Uğraşmaz kimse onunla ya. Uğraşmanız ailesi, lazım. Ellerini ailesi, görmeye gitsinler o zaman. Uğraşmanız ailesi. lazım ikametini Bursa olarak güncellemek. Bunu da bu arada bu ay içerisinde mutlaka yapın. 14 yapın baba. tarihinde nerede olacaksanız ikametinizi ona göre güncelleyin derim. Eğer ki öğrenci evinde kalıyorsanız ekranda gördüğünüz talimatları uygulayarak ikametinizi güncelleyebilirsiniz. Eğer ki yurtta kalıyorsanız da yine ekranda gördüğünüz <laughs> talimatları uygulayarak ikametinizi şansınız var. Fakat burada şöyle bir şey var. Yurtta kalan bazı arkadaşlar bunu yapamadıklarını söylediler. Çünkü yurt adresleri geçerli olmuyor muymuş neymiş bilmiyorum. Böyle bir iddia da var fakat internete baktığımız zaman güncelleyebildiğiniz yazıyor yani bence deneyin. Illaki olacaktır. Diyelim ki güncellemeyi unuttunuz veya üşendiniz bir şey. Hadi var. bakalım. Yine de oy kullanma şansınız var. Fakat şöyle otobüste ikametinizin olduğu yere gitmeniz lazım. Ve bunda hiçbir şey... Bu arada arkadaşlar bu konuda da şöyle bir haber gördüm. Ben de bu konuyu araştırıyorum. Ee, İyi Parti'nin başkanı Meral Akşener Mami ee, şey demiş. Ulaşımları ücretsiz yapacağız demiş bu arada. Onları gördünüz mü? Yani Helal değil olur. de biz karşılayacağız. Aynen destek Aynen. Yani biz karşılayacağız demişler yani. Onu da haberini vereyim hocam. Bir bir şey de bir Meral bakalım. Meral Mami yine yaptı Bizim yapacağını. Şey. Ki, İyi Adı. Parti dün şöyle bir duyuru yaptı. Dedi ki kimse merak etmesin. Biz seçim benden şey yaptı. De öğrencilerin ulaşımını <laughs> ücretsiz bir şekilde sağlayacağız. Yani eğer ki ikametinizi güncellemeyi unuttuysanız ve oy kullanamıyorsanız İyi Parti'nin ve belki diğer muayene <laughs> de sağlayacağı bu otobüsleri ücretsiz bir şekilde kullanabileceksiniz <laughs> oy kullanmak için. Ama sizlere hatırlatmam gereken bir şey daha var. Bu tam olarak bir çözüm değil maalesef. Çünkü dediğim gibi yani seçim tarihi öyle bir tarihte yapılıyor ki ...hamda da bazı öğrencilerin sınavlarına denk geliyor. Bu yüzden ikametinizi güncellemek ...en mantıksız seçenek Bence açıkçası. Yani. En azından bunu yapabilenler mutlaka yapsın. <laughs> Hem böylece otobüsle bir yere gitmenize <laughs> de gerek kalmaz. Bulunduğunuz şehirden oyunuzu kullanabilirsiniz. Hem sınavları bırakıp oy kullanmaya gitmek... ...sizin için de bayağı bir zor olur. O yüzden dediğim gibi yani benim söylediğimi yapmak... ...en mantıklısı bence. Ama eğer ki ikametinizi düzeltmezseniz... ...tek bir seçeneğiniz var o da bu otobüsler. Ve şunu da unutmayın bu seçimde muhtemelen ikinci turda olacak. İkinci tura kadar gittiğiniz yer... Bence ikinci tur olacak. İkinci turda da... Ee... Git Abi ne olacak ya harbi? Var mı bir öngörüsü şey olan? Baba ikinci tura gidemem Antalya ilk turda bitirsinler <gülüyor> <gülüyor> Tamam kanka. Tamam. Karte <laughs> kalmanız lazım yani bunu da hesaplayın. Günün Oğlum bir şey söyleyeceğim. Şimdi o ikinci tura kaldığı zaman bir hafta sonra filan mı yeniden oylama oluyor? O nasıl olacak? Ne zaman hani? Tarihi verilir. Onun tarihi verilir. Hayır tarihi tamam. genel olarak mesela bir hafta sonrasına mı oluyor? bir ay sonrasına filan mı oluyor yani? İstanbul seçiminde ne zaman oldu? İstanbul seçimler abi yani, ne olmuştu? olmuştu? Ama o biraz şeydi hani. Ama o öyle değildi. olmadı ki. Aynen. Yani bence sınava girmesinler ya. Ya bir ayda yani olmaz. Yıl, bir, <laughs> bir yıl bekleyebilirler ama dört yıl bekleyemezler ya. Girmesinler. 28, 28 Mayıs diyorlar. Çünkü sadece ilk tur için oylar. Yani bir hafta diyorsunuz. diyorlar. He, ha, 28 Herhalde Mayıs. Bu da çok bir şey yaramaz zaten. Bizim için önemli olan şey ikinci tur. Arkadaşlar, benim kendi fikrimi söyleyebilir miyim bu arada? Harbiden bunu ee, geçen izlediğim videoları. Hani biz böyle şu an sosyal medyada genel olarak görüyoruz da böyle hani genel olarak bir hani bir iktidarın şu anki olan iktidarın gitmesi söz konusu hani insanlar istemiyor yani. Hani bu benim söylemem değil. Genel olarak Twitter'da gördüğüm <laughs> şeyleri söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama biz bunları görürken arka tarafta da bir diğer kesim var. O kesimi bildiniz siz. Yaşlı ve e, sadece gerçekten sevdalı olan bir kesim var. Böyle bir taraf da var. Bence bu seçimle %42 veya %50 geçemeyince değil mi ikinci tur oluyordu? Yani Yanlış bilmiyorum. 50 %50 gerek. Gerek, evet, bilmiyorum. Gerek. %42, evet, evet. %42 evet, evet. %43 bence olmak. RT yi yine alacak. Bana göre. Çünkü yani şöyle o altın masadan hani istenmeyen bir <laughs> aday çıkarsa çünkü e, nasıl olacak? Şöyle söyleyeyim ya oylar çok bölünecek baba. Şimdi ne, şimdi, ne, ne açtım amına koyayım ya. Şimdi Muharrem ne? şimdi şöyle Zizli... Kemal Kılıçdaroğlu <laughs> Hayır 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 bak. Ali Oray Gönül gizli seçim anketi açıklıyor. Arkadaşlar hayır bak şu haberi ayırsız izlemeyelim senin. Bence bu o, o e, oylama ikinci tura kalacak. Çünkü eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu bir varyasyonda bence e, oylar çok bölünecek. Onu net olarak Alo, söyleyeyim. Alo. paşam ne kadar vaktin kaldı? Bir dakikayı video izliyorum bitiyor yabam. İki saniye dur istersen dinle sen de seçim anketi açıklıyor Eray. Aynen seçim anketi açıklıyorum Ebo. Seçim anketi ya. Gizli seçim anketi varmış Eray'ın elinde. Sandıkları bırakmayın bırakmayın. Yüzde kaç oy çıkacağını söylüyor şu an. Arkadaşlar son dakika hemen bunları son dakika Twitter'a atın. RT eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu bir varyosonda kendisi Ebo çıktı. Yüzde 42 oy alacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu takdirde Kemal Kılıçdaroğlu bir aday olmazsa %38 RT oy alacak görürsünüz. 38-37. Ben... Ya abicim bu kendi fikri manyak mısın? Bundan bir şey olmaz derim misiniz ben ya? Kemal Can Parlak. İkinci tura zaten muhtemelen Cem Tercan Burak'ın Şen Ama siz de oyunuzu buna göre kullanırsınız 14 Mayıs tarihi biliyorsunuz ki henüz meclisten geçmedi Ve ben de açıkçası meclisten geçmesini istemiyorum Çünkü eğer ki muhalefet buna destek verir Alex Mert oğlum hadi sofraya Hadi oğlum İki tane <laughs> lavaş, bir tane Benim pide. Benim bu ne Ali? <gülüyor> <gülüyor> Ali İsmet. bu ne? Hadi, hadi oğlum Safa ya. Abi bu ya adamın kanka. bu Twitch'te bir ağırlığı marlığı var ama bunu bilin bakalım ha. Hani Ali abi deriz <laughs> yani biz bu Twitch'te. Ne oluyor? Hadi bu, ad just. bu adama yapılan şu an büyük bir saygısızlık görüyorum ben. Ali bu olay ne dostum? Hani Günü chat'e alsana abi chat'e. Chat'e al bence. Kanka müzisyen denen herifin <laughs> kardı Niye kanka böyle Sim karalamak için olan bir kampanya. Hayır yani bu, biz Ali abi deriz. Ortamlarda Ali abi sevilen bir adamdır. Hani ağırlığı vardır Ali abinin. Adama gelmişsiniz burada Ali Mert hadi sofraya. Ayıptır ya. Bu mu yani bu? Bu adamın olayı bu mudur ya? Şu sıralar Twitch'te Ali'ye çok oynanıp Baran bile artık Ali'ye Ali demeye başladı. Ali wow, Oğlum Baran zaten Baran bambaşka bir mevzu zaten. Baran zaten ateist olmuş. Ay, Baran özelden bana Ali abi ben bar Baran'dan ne yazmış biliyor musun? Bak şimdi. He. Dur mesajları hemen ifşa. Eee ne yapıyorsun abi? Yeni uyandım canım sen yazmışım. Müzik falan PC'de takılıyorum sana bir şey danışacağım. Yardımcı olabilir misin demiş. Sor bakayım demişim. Sikimi nasıl büyütebilirim yazmış. Eee nasıl yani demişim ben de. Eee o da abi boşver ya. Öyle... Burası bir sohbet sonra üzülmüş ama da koyayım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ali abimize lütfen ee, şey yapmayın yani Düşünmeyin bu tip işte. Bu adam sevilen sayılan e, saygı duyulan bir adam bu ortamlarda. Bu ne ya? Ve bu tarih meclisten geçerse bu birçok öğrencinin oy kullanamayacağı anlamına gelir. Bu durumda illaki üşenenler olacaktır. Sınavları ben Lüks size hediye vereceğim oy kullanmanız için. 10 tane bilet vereceğim. ...yüzünden gitmeyenler olacaktır. İkamet adresini güncellemeyenler olacaktır. Yani otobüs desteği yapılması çok güzel bir şey. Bunu da zaten bekliyorduk. Gideceksin oyunuzu vereceksiniz. Demek değildir ki bütün öğrencilerin sorunu çözüldü. Hayır maalesef çözülmedi. Eğer çözülmesini istiyorsanız sizin muhalefet olarak... bu Hatta Beyaz Kurt beni büyük ihtimalle izliyordur. Beyaz Kurt sen de mi Lüks sarfin hediyesi ver insanlara? 10 ben tane 20 yok. tane... Böyle böyle biz bir şey yapalım be. Çünkü o, yani bu ikametcan değiştirmemiz çok insan olacak yani. Ben sana ne söyleyeyim abi. Otobüsle sen Geldiği zaman bunu reddetmeniz lazım. Otobüste ben kullanırım ama. İşte o zaman sizlerin de oh, istediği oğlum. gibi ya tüm öğrenciler 11'e rahat lira lan. Rahat, rahat sandığa gidebilirler. 5000 lira mı? Yani beyaz kutu ödesin boşver. Beyaz kutu 20 o tane ya ödesin şey o zaman. Hem muhalefetin bunu yapmayacağını biliyoruz orası ayrı konu. O yüzden bu videoda sadece sizleri bilgilendirmek istedim. Bu otobüsleri kullanma şansınız var. Hayırlısı bakalım ne olacak. Hadi Sonraki bakalım. videolarda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz dostum kendine çok iyi bak. Görüşürüz görüşürüz. Delirli nevremi şeytanların tamamen akıl hastalıkları. Abi. Ona girmeyelim şimdi bir dakika. Çok sıkıntı olabilir. Oğlum, evrim ağacını izlerken uykusu gelen tek ben miyim ya? Yo. Ben on numara çok izliyorum. Çok güzel sesi var adamın. Direkt uyutuyor vallahi. Ay <laughs> hocam.